kilometre mesafede bu konvoysa, işte o bir karanlıktan başka bir karanlığa kaçan insanların konvoyu, Esed rejiminin saldırılarından kaçıp Türkiye sınırına yakın noktalara göç etmeyi sürdüren o sivillerin konvoyu işte burası. Burada binlerce sivil sadece birkaç eşyasını alıp bir aracın içine tıkılıp işte nereye gideceklerini bilmeden bu yolda devam ediyorlar. Sadece ölümden kaçıp Esed rejiminin bombardımanından kaçmak için yollara düştüler. Ancak karşılarında bu konvoyu bile hedef alan bir rejim var. Eli kanlı bir rejim var. İşte siviller şu anda can havliyle kaçışlarını sürdürüyorlar. Türkiye'de işte bu sivil göçünün önüne geçmek için, sivillerin ölümlerinin önüne geçmek için mücadelesini sürdürüyor bölgede. Nereden geliyor bu siviller? Özellikle Halep'in batı ve güney kırsalından, Serakip'ten, Eriha ilçelerinden geliyor. Yani Esed rejiminin saldırılarının yoğun olduğu bölgelerden. Çünkü rejim güçlerinin hedefinde bugüne kadar İdlib'i kontrol altına almak vardı. İşte bunu da sivilleri korkutarak yapmaya çalıştı bugüne kadar. Onların evlerini yerle bir ederek, bombardımana tutarak, sivilleri bölgeden kaçırarak yaptı bunu. Ve şu anda Serakip ilçesinde de ilerleyişini sürdürüyor. Bir taraftan da hava saldırıları ve kara saldırıları devam ediyor bölgede. İşte bu saldırılar devam ettiği için bu sivillerin konvoyu da, kaçış konvoyu da devam ediyor gördüğünüz gibi. Artık bölgede Türkiye sınırına yakın noktalarda kalacak alan kalmadı. Kimi bir yamacın dibinde, kimi bir zeytin ağacının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor şu anda bölgede. Türkiye sahada mücadelesini sürdürürken bir taraftan da insani dramın önüne geçmeye çalışıyor. Çünkü temel gereksinimlerini karşılayacak durumda değil bu siviller. Kızılay vasıtasıyla, AFAD vasıtasıyla orada yardım eli uzatılıyor bu sivillere. Ancak 1,5 milyonu aştı şu anda 2019'un başından bu yana rejim saldırıları yüzünden kaçan sivillerin sayısı 1,5 milyonu aştı. Son iki günde 40 bin sivil göç etti diyoruz ama bu 40 bini söylerken bu göç devam ediyor. 40 bin, 50 bin, 60 bin oluyor. Çünkü o saldırılar devam ettikçe insanlar kaçışlarını devam ettirecek. Gördüğünüz gibi bakın, kadınlar bir kamyonetin içine eşyalarını alabildiklerini almaya çalışmışlar. Bir kamyonetin içine çoluk çocuk sıkışıp kalmışlar gördüğünüz gibi. Yani bir taraftan da tehlikeli de bir yolculuk aynı zamanda. Nereye gideceklerini bilmeden meçhule doğru gidiyorlar. Ve bu çocuklar bir taraftan saldırılardan kaçıyor ama kaçtıkları yerde soğuktan ya da beslenemedikleri için hayatlarını kaybediyorlar. İşte buradaki insani kriz rejim saldırıları yüzünden giderek artıyor. Türkiye bunun önüne geçmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Bölgede hem sahada hem masada çalışmalarını sürdürüyor.